Evet arkadaşlar, şimdi en düşük maaş diye bir kelime var. İşte bu son zamanlarda çıktı böyle bir şey. Yani en düşük maaş demek, yani geçirilemeyen bir maaş demek. Maaşın en düşüğü mü olur? Maaş demek, hak edilen demek. Sen hak edileni vermiyorsan, o zaman sürün diyorsun. Yani bakıyorsun işte en düşük maaşta kim alıyor arkadaşlar? Bugün emekliler alıyor. Şimdi emeklilik sistemi bizde doğru mu? Bence yanlış. Yani emekli sistemi bence özelleştirilmesi lazım. Yani devletin birçok kurumu özelleştirilmedi mi? Efendim, sigorta sistemi de özelleştirilsin. Bak o zaman orada arpalıklar efendim veya suistimaller oluyor mu? Yani şimdi sigorta efendim kaç kişiden prim alıyor, kaç kişiye emekli maaşı ödüyor? Konu buradan kaynaklanıyor. Veya bu aldığı paraları nasıl değerlendiriyor? Harcaması efendim işte sağlık giderlerine ayrılıyor. Sağlık giderlerinde de birçok sıkıntılar var. Yani onları biz zaman zaman alıyoruz, yetkililere götürüyoruz. Yetkililer kulak tıkıyorlar. Neden? İşlerine gelmiyor. Yani hastaneler de efendim suistimal yapıyor. Eczaneler de suistimal yapıyor. Doktorlar da suistimal yapıyor. Efendim işte efendim sigorta yetkililer de suistimal yapıyorlar. Bunların içerisinde böyle bir döngü var. Bunu anlattığın zaman da olmuyor. Kimsenin de işine gelmiyor. Yoksa efendim sigorta bugün kaçak çalışmalara göz yumuyor. Sigortasız çalışmalara göz yumuyor. Yok ben yummuyorum, ben peşindeyim, koşarım diyorsa buyursunlar, gelsinler ben onlara anlatayım. Ya biz neler görüyoruz? Şimdi geziyoruz efendim. Adana'nın her yerini geziyoruz efendim, Türkiye'nin her yerini geziyoruz. İşte bilgiler geliyor bize, değerlendiriyoruz, gidiyoruz yerinde inceliyoruz, görüyoruz, bakıyoruz. Böyle yani. Şimdi bana sigortasız çalışmayan var diyebilir misin? Veya işte efendim benim haberim yok diyebilir misin? Zaten sigorta şirketi, yani sigorta kurumu şu an sigortasız çalışanların peşinde değil. Yani hakkı olmadığı halde sigortalı çalışanların peşinde. Hakkı olmadığı halde sigortalı çalışanların peşinde. Onlar biliyorlar. Yoksa sigortasız çalışıyor, hiç umurlarında değil. Çalışsın o. Efendim yurt dışından gelmişler, burada kaçak çalışıyorlar. Çalışsın. Yani şimdi biz de biliyorsunuz asgari açlık sınırının altında. Şimdi yurt dışından biri gelmiş burada açlık sınırının altında çalışıp da nasıl para kazanıyor? Şimdi onlarla da konuştum. Yani bakıyorsun 20'li, 25'li, 30'lu grupta arkadaşlar. Şimdi asgari ücretin altında, asgari ücretin de altında çalışıyorlar. Buradan kazandıkları paraları efendim kendi devletlerine, milletlerine gönderiyorlarmış. Nasıl gönderiyorsunuz? İşte efendim diyor aldığımız para diyor işte şu kadar. Biz diyor ev kirası falan vermiyoruz. İşte patron oraya diyor bir tane ranza koymuş. Orada yatıyoruz diyor. İşte elektrik su parası yok. Efendim yemek veriyor işte bir dilim ekmek veriyor. Ondan da karnımızı doyuruyoruz. Aldığımız işte parayla diyor olduğu gibi efendim yurt dışına gönderiyorlar. Buna benzer. Yani bunu yetkililer biliyor. Niye biliyor? Şimdi efendim o patron sigorta parası vermeden, işte tazminat vermeden, sosyal hakları vermeden sadece işte asgari ücretin altında veya asgari ücreti verdiğini düşünsek dahi işte şu kadar meblağıyla orada işini gönderiyor. Şimdi buna o kaçakları yurt dışına göndersek, oraya efendim bizim boş gezen insanlarımızı alsa ve o kaçağın 3 katı fiyata mal olacak o oranın işletmenin maliyeti. Bu sefer ne olacak? Malın fiyatı artacak veya patronun karı azalacak. Buna benzer ne yapıyor? İşte efendim yetkililer göz yumuyorlar. Yani sen kazan. Veya diyelim ki bir konfeksiyon atölyesine gidiyorsun. İşte 100 kişi, 200 kişi çalışıyor. Bunun efendim yarıdan fazlası kaçak. O diğerleri de efendim sigortasız. İşte efendim siz çalışın, kazanın. Niye ekonomi dönsün? Biz görmedik. Buna benzer. Ha oluyor, bu oluyor. Yani şimdi konuşulanlar ayrı, gerçekler bir bambaşka. Hayat böyle devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bir gün düzelir. Yani bakıyoruz. Yoksa en düşük maaş diye bir şey yok arkadaşlar. Ha bir de şöyle yapıyorlar. Şimdi mesela maaşa bu ay zam yapılmış. Hemen 15 gün sonra efendim işte gelecekte şunu düşünüyoruz, bunu düşün. Maaşa zaten yeni zam yaptılar. İkinci zam ta bir yıl sonra veya 6 ay sonra bir yapılacak zam mı bugün konuşman ne alem var? Yani işte onu konuşaraktan, yani biliyorsun Ocak ayında zam aldık. Şu an Haziran'ın ortasındayız. Halen işte yapılacak zam mı konuşuyoruz? Temmuz zamını konuşuyoruz. Ama bu Temmuz zamını biz Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta hep konuştuk. Neden konuştuk?
Yani işte vereceğiz sus, vereceğiz sus. Yani hep bu şekil oluyor. Biz de efendim yutuyoruz yani. Şimdi ben desem ki en düşük maaş 100 bin lira olacakmış desem, reyting rekorları kırar. Deden 100 bin lira olacakmış. Sana yemin ederim 100 bin lira olacak. Ne zaman olacak? İşte 3 sene, 5 sene sonra. Şimdi bu laf mı? Aynen öyle yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi efendim işte biliyorsunuz birçok haber kanalları yanlı yayın yapıyor. Böyle de yaparlar. İşte insanları biraz duygularını sömürüyorlar. Biraz al ver. Maksat gönüller hoş olsun.